Bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 148 Kastamonu Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri para toplamaktır. Siyaseti takip etmektir, gazete internete girmektir. Yok değil mi, hepiniz gülüyorsunuz. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifesi tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Takva neydi? Meniyattan ve günahlardan av etmek. Ve peki meniyat ve günahlar ne demek? Bir tanesi defi mefasit, bir tanesi terk-i kebair. Yani bir tanesi bidaları terk edip itikadı korumak, şirklerden çıkmak. Terk-i kebair de malum günahlardan uzak olmak. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayat içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor. Madem her dakika nasıl olacak ya, herhalde televizyon, internet, sokakta her dakika olmaz herhalde da. Şu anda her dakika oluyor. Ahlak o kadar bozulmuş ki boşanmalar sayısı evlenen sayısından fazla. Boşanan kadın ne oluyor? Topluma zehir. İnan o durumda. Bir de Hasan Kale, terk-i kebairde şunu anlıyorum ben. Bu derde kebaire girmek mümkün değil. İşlememiş demiyor üstadlar. Burada terk kebaire derim, işleyenle de kurtarıyor. Böyle harika, anlıyorum. Harika. Maşallah. İşlemeyen demiyor. Çünkü bu devirde işlememek mümkün değil yani. Hani terk-i kebaire. Terk-i kebaire yani. Yapmış ki terk et diyor. Kurtarıyor üstadları. İşlememiş deseydi daha zordu yani. Böyle anlıyorum, bilmiyorum. İşlemeyin diyebilir. Diyebilir. İşlememiş. İşlemeyen, işlememiş. Bilmiyorum, ben öyle anladım, bilmiyorum. Terk-i kebair daha yani bize... Ona deli, önceki çiçeği, defi mefasit, defet. Defet. Burada olanı it olur, onun yanında isen defet. Yanından defet. Defet. Hemen güzel anlamış değil mi? Defi mefasit, doğru. Yavaş olun. Zina yaklaşmayın. Diyor değil mi? Yapmayın demiyor. Ona yakın bir şey oluyor. Yani yaklaştığınız zaman tehlikedesiniz. Evet. Yapmayın demiyor. Yaklaşmayın diyor. Ona benzer bir şey oluyor değil mi? Bu da yani aşağı yukarı. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran dehşetlendiği için takva bu zamana bu tahribata karşı en büyük esastır. Peki bu tahribata ve menfi ceyrana karşı ilminiz, paranız, gayretiniz, ders yapmanız, koşturmanız demiyor. Takva, eylem de yok ha. Sabaha kadar namaz kılın, sabahleyin de oruç tutun demiyor. Ne diyor? Defet diyor. Farzlarını yapan, kebairleri işlemeyen kurtulur diyor. Sünneti söylemiyor. Ha? Sünneti söylemiyor mesela. Yok, farzlarını yapan. Farzlarını diyor. Farzlarını yapan, kebairleri terk eden kurtulur. Maalesef. Bak neymiş? Bu yani meziyet sahibi ol, uç, kaç. Tahir abi bir şey demişti o şeyde hani farzlarını. Ya diyor ki önce farzları alıştır üstadları. Sonra zaten diyor sünneti kılar diyor, demişti. Yani sünneti dese ağır gelecek. Üstadları öyle anlamış, öyle diyordu bize. Zaten üstadları farzda diyor ki şu an farzları kılan bakacak ki ya sünneti de kılayım yani. Sünneti alıştıracak. Allah Allah. Takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Amel-i salih emir dairesine hareket ve hayrat kazanmaktır. Hareket ve hayrat. Her zaman defişer, her zaman şeri def etmek celbi nefa, hayrı celb etmekten raci olmakla beraber her zaman hayrı yapmaktan önce şeri def etmek üstün olmakla beraber
her zaman. Ama bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit ve terk-i kebair bu asırda usul esas olmuş. Esasın esası olmuş. Büyük rüçhanet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran deşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esasıdır. Terk yani. Sabah kadar namaz kıl, sabahleyin hep oruç tut demiyor da bir şey yap da demiyor. Terk et. Farzlarını yapan, kebairleri işlemeyen kurtulur. Vay be. Bu 476'da da söylüyor sözlerde. Böyle kebair azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Bak böyle kebair azime içinde, böyle kebairler içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Niye? Çünkü terk söyledi. Çünkü ihlasla yapmak çok zordur. Ama terk etmekte ihlas vardır. Amelde ihlas riya girebiliyor. Mesela bir tanesi çıkıp da bizim evde televizyon var da ben seyretmiyorum ha. Ama telkinde bak gurur yapamıyor. Bir kere suç yani zaten evde olması. Yani terkte pek riya girmiyor. Pek değil girmez. Niye? 185'te haramların terkinde riya olmaz diyor. Haramların terkinde farzların yapılmasında riya olmaz. Gizlemek ihvası, izharı, izhar etmek hatta makbuldur. Bak burada söylüyor. Farz ve vaciplerde ve şair İslamiye'de, farzlarda, vaciplerde, şair İslamiye, takke, sarık, sakal, cübbe, tesettür, çarşaf yani, sünnet-i seniyeye ittibaında haramların terkinde riya giremez. Farzlarda vacipleri yapmakta, şair-i İslamiye, İslami örf-ü adet ananeleri yapmakta, sünnet-i seniyenin itibarında haramların terkinde riya giremez. Bazıları diyor ki, ya böyle yapınca gösteriş olur diye korkuyorum, için terk ediyorum. Risale-i Nur'u niye koymuyorsun dedim evini, odana koydun. Gelen gidene karşı riyakarlık olursa. Böyle cins olur mu ya? Böyle Bursa'da birisi. Böyle mahluklar da varmış. Toplumun o şekilde bir şeyi reklamesi de var. Evet tabii. İzharı, farzı, vacibi, şair İslami, sünnet-i seniyi ittibanda ve haramların terkinde. İzharı riya olmaz, olamaz. Görüyor musun? Meğer gayet zaaf imanla beraber fıtraten riyakar ola. Yani bu zamanda adam terk edebiliyorsa ne riyakar olacak ki ya? Riyakar olsa başka şey yapardı. Belki şair-i İslami'ye temas eden ibadetlerin isharı ihfasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam İmamı Gazali radıyallahu anh gibi zatlar beyan ediyorlar. Bunlar diyor ki şair-i İslami'ye temas eden ibadetlerin isharı ihfasından gizlenmesinden çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam İmamı Gazali gibi radıyallahu anh gibi zatta beyan ediyorlar. Sahil nevafilin yani teheccüdtür. Mesela evvabindir, duhadır, işraktır. Allah razı olsun. Sağ olasın. Onlara nevafil deniliyor. Nevafilin ihfası çok sevaplı olduğu halde. Yani o namazları kılmak çok sevaplı olduğu halde, evvabil, olduğu halde şairi temas eden hususan böyle bidalar zamanda ittiba-i sünnetin şerefini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki takvayı izhar etmek değil riya, belki ifasından pek
çok derece daha sevaplı ve halistir. Çünkü yukarıda dedik sünnet-i seni itibarında. Evvabin sünnet-i seniyedir. Tabi kıl işte. Burada bana da örnek ol ya. Ben de göreyim de kılayım. Ona da üstad talebelerine diyor, görevlisiniz diyor. Anlatmakla aynı zamanda görevliyiz hani o tür şeyleri. Kesinlikle. Anlatmak lazım. Ben şunu kılayım, bunu kılayım demek uygun olur mu? O işte. Evet. Aynı soru şunu işte. Şunu olur mu yani? Yok öyle paldır küldü yaptım değil. Yani bu kişiye göre. Biraz kişiye konuşmak lazım. Tabii. Tabii paldır küldü değil. Ama mesela kenarda kılıyorsun. Ya millet görüyor falan. Görsün. Camide akşamı kıldık. Sünneti de kıldık. Sen kenardan evvabin kılıyorsun. Millet görüyor. Görsün de. Hasan abi özellikle zekatta anlatılması gerekirken özellikle zekatta o aşırı derecede bir gizleme şeyi var yani. Tam tersine bu toplumda zekatı anlatmak gerekirken anlatılmıyor yani. İşte riyaya insanları sevk eden 3 tane sebep söylüyor. Birincisi zaaf imandır. İkincisi hırs ve tamadır. Üçüncüsü hırs-ı şöhret ve hubu cahttır. Vazife-i diniyeleriyle Nas-ı Hüsnü kabul ettirmek, o makamlara ittiba ettiği yüksek tavır ve vaziyetler hot vuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi olup istimal eder. Evet, bir imam imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, isma eder, duyurur. Hiçbir cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikare haklara eşittirmeye riyakar girebilir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah falan yani, diyoruz yani. Girdiği için gizlisi daha sevaplıdır. Sen şimdi söylediğini okuyorum. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri neşiat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyevi için girmiş olan. Ne için girecek? Ha var. Başka maksat için girebilir. Çünkü ustad diyor ki bu dostlarım içinde çok münafıklar var diyor. Ya sen abi Peygamber Efendimiz salavatta şey olmaz diyor. Riya olmaz diye söyleniyor. Yani sesi de söyleyebilirsiniz. Tabii. Yani Peygamber'e salavatta. Okuduk ya sünnetti. Yani riya olmaz deniyor. O olmaz. Ama sizin dediğiniz gibi az önce işte Allah, la ilahe illallah böyle. Milleti böyle döktüm sana. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah falan yaptım. Onun çaresi de buldum. Hasan abi tesbih var. Tesbih bir çıkarıyor. Açıktan zikre dedi ki sessiz, sedasız. Tamam sessiz yap. Sessiz. Yalnız tesbihin sesi çıkmasın. Çak. Tamam. Mubala değil ha. Bazısı derse yapıyor. Çıkıyor tesbih. Tak. Ta öyle sayıyor ki. Lan kardeşim koy ki bunu ya. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Sen oradan açık saçık geliyordu. Kafayı bir çevirsen. Bir vacip. Bir vacip de bir vacip işlemek çok sünnetlere mukabil sebebi var. Takva böyle zamanlarda binler günahların tahaccümünde bir tek iştinap, bir tek iştinap. Yani bu sokaktan gitsem çok olur, ya buradan gideyim. Bir tek iştinap az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu emniyeti nokta niyetiyle, takva namiyle ve günahlardan kaçırmak şartıyla, menfi ibadetten gelen emniyeti amali salihadır. Menfi ibadet o. Yani müsbeti eylemdir, ötekisi terktir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayat içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile iki niyet içtinab ile 100 ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, hakikaten acayip ha. Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken kirbit de yakıyor. Yani bir adama değil 2000 kişi arkasına dolaşsa yaptığı tahribatı tahmin edemez. Lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil
Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mutekabil kuvvetler, talipçilerle tamirciler, bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve futuhat görülecekti. Ez cümle... Buradaki seviye aslında bir sayı çokluğu mu? Değil, değil. Kalite. İşte sayı çokluğu çok. Şimdi şu. Bu sırf keyfiyet, kemiyet değil. İkisi de sayılabiliyor. Çünkü kalite, nur talebelerinde kalite var. Onun için zaten galip. Ama ötekisi de olsa nuruna da nur olur. Ama zaten nurcular azdır tarifatçıya göre. Ama bu kadar muvaffakiyeti olması kaliteden kaynaklanıyor. Ez cümle, hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas, hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas, hakikaten öyle, memur, halkla ilişkisi, patron vesaire. Birincisi hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Adam babasına kaldırıp saldırıyor ya. Babasına saldırıyor, sandalye kaldırmış ya. Yani bir tuhaf ya. Öyle garip. Ondan sonra babasına da vuramıyor ama masaya vuruyor, cama vuruyor. Bardağı atıyor, ne bileyim bir şeyler fırlatıyor. Bu nasıl acayip bir asır ya. Hasan abi, bu modeller böyle model ya. Acayip bir model ya. Bir tuhaf ya. Yani bana anlattılar da, babasına vuramayınca elindeki bardağı pencereyi fırlatmış, pencereyi yıkılmış bardağı. Bir de okuyayım. Hayat içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Hürmet ve merhamet. Hürmet yok. Merhamet de yok. Az var. Bazı yerlerde bunun neticesi ne oluyor? Gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle, Seddi Zülkarneyn neymiş o Sedd? Şimdi Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi, Yecüc ve Mecüc çıkacak, Yecüc, Mecüc, dünyaya fesada vermesi gibi, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an. Bak, Seddi Zülkarneyn neymiş? Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ın tezelzülüyle Seddi Kur'an sarsılmış. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak bir Yecüc ve Mecüc çıkacak diyor. Bir onu daha bilmezken ondan daha büyük, daha müthiş olan ahlakta, yani kişinin ahlakında, hayatta, cemiyette zulmetli bir anarşilik, bak zulmetli anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Demek ki Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetle karanlık farkını bakmıştım. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Kalbin tahribatı ile zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Ahlakta zulmetli bir anarşilik fesat ediyor, fesat çıkarıyor. Hayatta zulümlü bir dinsizlik ise ifsada başlıyor. Risale-i Nur şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az bir amelle pek çok büyük sebap ve amal-i saliha medar olur.
Yani nur talebeleri. Niçin? Talebat çok büyük. Yani ortamına girdik mi kaçışın yok. Kaçışın yok. Yani bir gün kaçarız, iki gün kaçarsın. Mümkün değil. Girdin mi girdin yani. Acayip. Mesela şey misali veriyorum. Televizyon açayım mı açmayayım mı? İnternetlere gireyim mi girmeyeyim mi? Girmemeye gücün yetmiyorsa adın gibi bil ki hepimiz insanız, nefis taşıyoruz. Girmemeye gücün yetmiyorsa girdikten sonra bulaşmamaya gücün yetmeyecek. Çünkü baştan gücün yetmedi. İçindeyse nasıl gücün yetecek? Mümkün değil. Eve aldın televizyon. Bakmaman mümkün değil. Bakmayacak adam almaz zaten. Evet. Saksını o kadar almadı ki. Saksı olsun diye almadı ki. Evet, doğru, aynen. Plaja girdim. Allah. Bakmam ben. Bakmam, he. Risale-i şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri inşallah zaman-ı sahabedeki gibi az amelle pek büyük sebat ve amal-i salih'e medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak amal-i uhrevi dusturuyla birbirimizin ne yapacağız? Düşüyoruz. O zaman böyle zamanda bu dehşetli hadisata karşı, hani günahların istilasına karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz, iştirak amal uhrevi dusturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amal-i saliha defterine hasenat yazdırmak gibi lisanlarıyla okuyamakla, her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Gidiyor ya. Ve bilhassa mesela benim bugün yapmış olduğum bütün sevaplardan bütün nur talebeler ortaktır. Ben de onlardan ortağım. Görüyor musun? Ama günahlarıma ortak değiller. Ben de onların günahlarına ortak değilim. Bak şu nimete bak ya. İnşallah ne olacak o zaman? Şöyle düşün. Kantarın bir tarafında sebap var. Neydi ya kardeşin adı? Erhan da geldi. He. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Mesela Haşir Meydanı'nda kantarda sebap var. Şahsi sebabın. Şahsi günah var. Şahsi sebabına artı iştirak amal-i hurebiye. İşte bir ümidim, en büyük ümidim benim o ya. Bu zamanda bir insanın, benim kanaatimi söylüyor. Bir insanın bu zamanda sevabı günahlarında fazla olması çok zor. İnanamıyorum ben. Abi biz şimdi her şey zıttıyla kayayım ya. Biz kendi amelimiz bizi kurtarmasından, İştirak ameli uhreviyenin kurtulmasını ümit ediyoruz. Böyle biliyoruz. Onun zıttı nedir? Biz farkında olmadan iştirak-ı amali uhreviye yerine iştirak-ı küfrü uhreviye. Yaptığımız, alelen yaptığımız günahlar, alelen. Toplumun bozulmasına katkı sağlanan şey. Şu mu abi mesela? Farkında olmadan taraftar olduğumuz haramlar var. Mesela maç gibi. Mesela haram yerleri var. Film izleniyor mesela. Evet. Film izleme değil. Farkında olmadan. Film değil de mesela günahın açık olması lazım. Yani yaptığımız günahlar mesela diyelim ki adam veya kadın açık saçık geziyor. Bir günah var. Kendi günah. Bir de toplumu bozduğu günah var. Mesela müziği sonuna kadar açın arabayla hiç yapmaz. Yani toplumu bozacak açık davranışlar. Şey gibi o zaman... Dışarıda açık açık içki içmeler falan. Gibi. Gizleme. Fasık-ı mütecahir mi oluyor sana? Yani fasık mütecahir. Aç girmiyor. Başlar girmiyor. Öyle anlıyor. Hususi günahlar değil. Evet. Mesela iştirak amal-i uhreviye tersini söyledin. Nedir o? Nur talebin bir yapmak. Birbirimizin takva kalesini kuvvetlemek. Bunun tersi nedir?
itikatta bidatlar ve amelde günahlar. Onu alelen yapmak. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki mülevisine, mülbisine, rezillik, kefalde, ne günahları olursa inşallah imanı gitmişse şefaat edeceğim diyor. Ama ehli bidayı diyor, ehli bidaya diyor şefaatim yoktur. Ehli bida nedir? Cehennemin köpekleridir diyor. Hadis devamında. Peki ehli bida nedir? Günde o şey, dinde olmayanı var yapmak, varı da çıkartmak. Günah kişinin kendisini tarif eder. Ehli bida dini tarif eder. Bak bir daha. Ve günahlar kişinin şahsını tarif eder, ruhunu. Bidat ise dini tarif ediyor. Onun için ne diyor? Bidatın birisi değil mi abi? He? Bidalar. Ne? Yedi kemerden birisi. Evet, dine zarar verecek bidalara zarar, dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Yedi kebairden bir tanesidir. Mesela kumar. Tek başına oynanmaz. İçki. Mesela içtin tek başına ama sokakta serserisin. Mesela bir kadına, masum kadına ve zina istat etmek. Sonra, bazılarına bir şey yok. Bazı kendine hoca diyen insanlara böyle fetva vermeler var ya. Bunlar... O zaten küllü men aleyha falan. Böyle dalina min o. Bir daha seni kurtarayama değil mi? Bir daha seni. Bir daha seni. Bir daha seni kurtarır. Kurtarır değil mi? Çünkü bir daha seni kendisine bakıyor. Mesela bir daha seni adam yapıyor ama kendi alemine. Senin yaptığın bir bida ile ben biraz bir derece örnek oluyorum. Vitrinde durmuşum. Benim yaptığım o bida aynı mı? Benim pek özürüm yok çünkü bilmen lazım. Ya o makamda olmayacaksın. Tamam mı? O olur olur. O da olmaz kardeş. Evet. Birbirine takva kalesine kuvvet ver. Ve bilhassa fırtınalı tahaccüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuur-u selasede ve eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şeyinidir. Bütün ruhumla bu İmdad-ı manevi sizden rica ediyorum. Yalan söylemiyorum. Ve ben dahi, bak, ben dahi iman ve sadakat şartıyla, sadakat nedir Risale-i Nur'a? Bir cümleyle ifade edersek, sadakat dendiği gibi yapmak. Mektubatta diyor ki, Telbiyat-ı Tisa'da, yapamasa demiyor, yapmasa da ahkamı hak bilecek. Peki ihlas neydi bir cümle? Dendiği için yapmak. Mesela fiilen hani gösterir, Rüştab hep gösterdi böyle. Böyle yapıyor. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor. Ha, Allah dediği için kılmak, kılıyorum demek ihlastır. İhlası var böyle yapmakla. Allah dedi diye. Peki sadakat var mı? Allah dediği gibi olması lazım. Allah böyle namaz kıl demedi. Onun için ikisi gayri müfettir. İhlas dediği yerde, sadakat, sadakat dediği ihlas da vardır zımnında mutlaka. Bak ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma mazi ve müstakbel dahildir lan nurcular. Onu bir okuyayım. Bak. Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştiraki amal-i uhrevi dusturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanıyla hissedar ediyorum. Biz var mıyız? Böyle kanaat değil de söyle bakalım, külliyata göster. 57. sayfa diye hatırlıyorum. Diyor ki Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Bu Kastamonu'da yazılmış. Kastamonu layıkası. Bu Emirdağ taraflarına, İsparta'ya şey yapıyor. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Dikkat edin. Bu beni fazla alakadar etmiyor. Çünkü onlar abilere. Bana biraz baksın. Ve bak Ali sana bakar. İstikbalde kıymetdar şakirtleri olanlar.
istikbalde. Ha? Şimdi de talebeler dairesinde olarak ise dardırlar. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. Severim bu şey. Ya öpme. Güldürüyor değil mi adamı? Ya. Çok hoşuma gitmişti. Bayram etmiştim ya. Peki. İştirak amal-i uhreviyenin şeyi şartı birkaç dakika risal okumaktır. Okunan sayfaları kaçıncı sayfadaydı? İkinci emirde 208'de miydi? Şöyle yapılacakmış. Haşirde. Ne yaptın sen bir dünyaya gittin Osman, tamam mı? Rabbim soracak. Ya Rabbi, aha risale okudum. Burayı okudum. Burayı okudum. Burayı okudum. Burayı okudum. Burayı okudum. Burayı okudum. Diyecekmiş. Yani Risale-i Nur'un okuduğun sayfalar sana ahirette sennet ve berat olacakmış. Onu da inşallah bulabilirsen 208 Emir Dağ 1'de yazıyor galiba. Bakayım bulabilecek miyim? Diyor ki o zülfikarın zuhura gelmesi için çalışanların şahs-ı manevisinin belki her birisinin kıyametteki defteri hasenatına 700 sayfasıyla bir tek sayfayı hasenat olmasını rahmet ilahide niyaz ediyoruz. Tamam, onlar yazmış. Gene beni alakadar değil bazen. Beni yani heyecanlandırmadı. Bana bakan şef verecek. Sen cennete gitsen de o kadar zevkli olmuyor. Fethi abi iyi de. İnşallah biz gideriz. Güzel. Yani esas biz hepimiz alakadar. O zaman ben de olayım. Bu işin içinde var ya. Şimdi kendime bir şey arıyorum. Yani onun defterine yazılacak. Tamam. Onun defterine yazılınca işte rakam Ali Uhrevi sırrıyla gene bana yazılıyor. Oradan da alıyor. Hüsrev abi yazdı mı 600 Nusa? 600 bin. Onun hasenat defterine yazılmadı mı? Benim bütün çalışmalarım ona gidiyor mu? Onun bütün çalışmaları da bana geliyor. Hakikaten defterime yazılıyormuş. Ama sari istiyorum. Şöyle diyor. Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hasenedir. Onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların, o derse gidenlerin, üç şey, 54. sayfada, okumak, yazmak, dinlemek. Onun zuhuruna çalışmaktır Enes. Onun zuhuruna çalışanların her birisi bak, onu okuyup, okusa ve dinleyip itikat etmesiyle, tamam, okuyup veya dinlemekle sonra itikat etmesiyle kabul etse aynen işlediği sair hayratın defteri gibi ührevi bir senedidir. Dinlediğiniz her bir sayfa, okuduğunuz her bir sayfa, aa ya Rabbi, aa ya Rabbi bunu okudum, aa ya Rabbi bunu okudum, aa neymiş? Uhrevi bir senediymiş. Senet. Bugün kaç sayfa senedim var Ali? Doğru. Bundan sonra mı olacak yoksa sabahtan beri hiç olmadı? Adam gibi bir yarım sayfa varsa... Yok yok, adam gibi değil. Bir okudun mu seni? Okuduk abi. Ya zaman sayfa vermiyorum sana. Dakika ne kadar verdin? 5-10 dakika var mı? Yok, bugün tam normal okumamı yapmadım daha. Öyle mi? Hiç dakikan yok mu? Yok, bugün yaparım. Böyle dalin daha 12'ye kadar zaman var. Tamam. Sabah gidelim saat ne olacak? Yatına kadar zamanı var. Yani. Ama gece 2-3'te yatmıyor. Yok. Hanefi mezhebinde gece 12'den sonra yatsı namazını şey kılmak mekruhtur. Abi sabahki 4 saat. Ha okudun ya. Sabah 4 saat mi? Burada okumadın ama. Dinledin ama gene ben sana rahatsız değilim. 10 dakika okuyacaksın inşallah. Ben çıktıktan sonra duş bile alamadım, şey yapamadım o 4 saat dersten sonra. Meşgul ettim, bilmem ne yaptılar. Cüzümü okudum, bilmem ne yaptım. Dedim ya ondan sonra bir yemek yiyeyim bari. Yemek yedim, koştum. Osman da burada kapçı kamsı kulüp tutuşturdu bize. Sağ olsun. Şimdi de bak. Ya çok zevkli bir şey irsale ya. Kim yani... Çökertmiyor seni be psikolojik olarak. Dinledin mi kardeşim? Tamam. Okudun mu kardeşim? Tamam. Yazdın mı kardeşim? Tamam. Ne olacakmış? Ahirette uhrevi bir senedindir. Allah Allah.
Elbette onların ve şahs-ı manevisinin ahirette, yani o yazılanlar, bir de onun şahs-ı manevisi var ya. Mesela Zübeyir abi, Tahir abi, Yusrev abi bir şeyler yapmışlar. E gitmemiş mi? İştirak amali uhreviye. İştirak amali uhreviye maziyle alakası yok ki. Zamanı mekanla üstü bir şey. Ondan aynen alıyoruz. Ama bu ayrı, bir de senet oluyormuş böyle. Aha senet, aha senet. Elbette onların ve şahs-ı manevisinin ahirette defter hasenatından 700 sayfasıyla bir tek sayfa olarak Zülfikar aynen neş olmak ve bir sayfası hükmüne geçmek hadsiz bir rahmetin şeyinidir. Burada kesiyorum ama ben şöyle bir hayat içtimai tarif eden ezan da okundu. Burayı en büyük hürmet ve merhamete ait 5 tane şey var. Onu bulabilirsem o 5 taneyi sayayım. Namazı kılıp ondan sonra Ömer canım kardeşime imani dersi o yapacak inşallah. Ben böyle istedim ki şöyle bir layka dersi yapayım. Ondan sonra şey, şurada bulabilirsem 241'de 5 tane şey var. 241. Buldum. Ama burada 143'te ne varmış ki? 145. Benim yazdığımı ben bile okuyamıyorum. Çünkü yazılar gün geçtikçe ufalıyor. Bende bir sorun yok da bunlar ufalıyor. Evet. Yine baskılar yazdığı büyük aslında abi. Öyle mi ya? Evet. Uy elhamdülillah ya. İyi ki söyledin. Allah razı olsun. Hakikaten ya. Yazılar büyük. Bir de küllet mi olacağız abi? Ha? Yani ulan büyük olsun da doğru söylüyorsa ki doğru söylüyor diyor. Ne? Ha? 140. Onların bak, onların vazifeleri temel taşı neymiş? Hürmet, merhamet, helal, haram, haramı bilmekle, itaat düsturuyla hayat içtimaiyeye, hayat içtimaiye emniyet dairesinde cereyan edebilir. Şunu okuyayım keseyim. Çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak, büyük tehlikelerden halas etmek için 5 esas lazım ve zaruridir. Okuyorum, kesiyorum. Birincisi merhamet. Yani cemiyet hayatını ve milleti anarşilikten, büyük tehlikelerden kurtulacak 5 tane şart lazım. Bunun siyasiyle bunu yerine getirse cemiyet ayağa kalkar. Birincisi merhamet. İkincisi hürmet. Üçüncüsü emniyet. Dördüncüsü haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat içtimaiye baktığı vakit bu 5 esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik, bak bazı hocalar vaazında Risale-i Nur dil uzatıyor. Diyor ki Risale-i Nur'a ilişenler, o dil uzatanlar katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. Çünkü hey efendiler, biz imanın cereyanındayız, başka cereyanlarla alakamız yoktur. Şimdi bize bilerek veya bilmeyerek maruz olanlar, 16. mektuptan söylüyorum, bilerek veya bilmeyerek maruz olanlar dinsizlik cereyanına kuvvet vermek ihtimali vardır. Ve imansızlık hesabına geçer diyor bu fiilleri. Burada da aynı söylüyor. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşılık hesabına, vatan ve millete vasayişe düşmanlıktır. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El Fatiha temâs selâvâ.